Dünyadaki toplam gıda tüketiminin üçte biri otelcilik sektöründe. Otel her şey dahil sisteminde işliyorsa, tüketilen gıdanın yanında tüketilemeyen, çöpe giden yani israf edilen gıda miktarı da artıyor. Stratejistler küresel ısınmayla gıda krizine, ekonomik daralmayla sağlıklı gıdaya erişemeyen nüfusun artmasına çözüm araya dursun, otellerde çöpe giden bu gıdalar için neler yapılıyor, neler yapılabilir? Turizmde organik atık yönetiminde ne kadar yol alındı? Antalya örneği üzerinden anlamaya çalıştık. Her şey dahil sistemin yol açtığı gıda israfından aslında otel işletmeleri de rahatsız. Çünkü onlar için de çöpe giden her gıda emek ve ham madde sarfiyatı yani maliyet demek. Yapmış olduğumuz ölçümlere bakarsak bizim boyuttaki bir 5 yıldızlı bir otelde 200 gramla 350-400 grama kadar işlenmiş, hazırlanmış gıda çöpe atılmaktadır. Bu da bir 1000 kişilik bir tesiste yaklaşık 200 kilo günde yapmaktadır. Aylık olarak da 6 ton diyebiliriz. Maliyetini vurduğumuz zaman kilogram paçal olarak baktığımızda yaklaşık 500-600 bin TL maalesef misafirler tarafından büfeden alınıp herhangi bir sebepten dolayı tüketilmemesinden dolayı çöpe atıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2018'de başlattığı sıfır atık projesiyle atık yönetiminin temel adımları, 2022'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle sürdürülebilir turizm belgesi kriterleri belirlendi. Özel geri dönüşüm firmalarına kapıda teslim sayesinde oteller plastik, cam, metal gibi katı atık yönetiminde kayda değer bir ilerleme kaydetti. Ancak iş organik gıda atıklarına gelince bir noktadan sonra adım atılması duruyor. Nasıl mı açıklayalım? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sıfır atık hiyerarşisindeki sırayı takip edecek olursak, otellerin atığı önleme, azaltma ve tekrar kullanma aşamalarında aksiyon aldıklarını, belli uygulamaları geliştirdiklerini görebiliyoruz. Aldığımız en büyük önlemlerden bir tanesi günlük misafir sayılarımızı teke tek takip ederek, büfemizde kaç kişinin yemek yiyeceğini öngörerek, önceden hazırlıklarımızı bu düzeyde yaparak minimal düzeyde hazırladığımız yemekleri yetecek seviyede yapmaya çalışıyoruz. Minimalize etmeye çalışıyoruz. Yemek arttırmamaya çalışıyoruz. Kimse yanlış anlamasın. Dönen yemeklerimizde her zaman bizde değerlendirme diye bir şey vardır. Sanitasyon kurallarına uyarak, sağlık açısından işlem sıcaklıklarını kontrol ederek yemeklerimizi farklı şekilde değerlendirebiliyoruz kalan yemeklerimizi. Ama değerlendiremeyeceğimiz bütün yemekleri mecburen yok etmek ve imha etmek zorunda kalıyoruz. Ama ne kadar imha ettiğimizi ve ne imha ettiğimizi görmek için de bu sistemi geliştirdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Yani bize de yardımcı oluyor. Buradaki sistemimizde büfeden kalan ve imha edeceğimiz yemeklerin ne olduğunu mesela atıyorum ben size göstereyim. Buradan sebze yemeğimiz var. Döküyoruz. Buradan sebzelerden tartıyoruz. Kaydediyoruz. Bu işlem açısından günlük ne kadar yemek tükettiğimizi ve ne kadar yemek arttığını takip edebiliyoruz. Ve ertesi günkü yemeklerimizi buna göre daha da azaltarak, daha da o günkü misafir potansiyelimizin ne olduğunu öngörerek hazırlamaya çalışıyoruz. Günlük 5 kilo, 10 kilo civarında sebze, makarna, pilav, etlerden olursa maksimum 3-5 kilo seviyede de bunları imha etmek zorunda kalıyoruz. Tekrar değerlendiremeyeceğimiz yemekleri. Misafirlerin en çok hangi ürünleri tercih ettiğini gün sonunda burada geri dönen ürünlerle birlikte bir analiz yapabiliyoruz. Aslında bizim amacımız şu anda o. Ne kadar üretiyoruz, ne kadar tüketiliyor? Burada misafir tercihleri ne oluyor? Aslında ona bakabilmek. İlk amacımız o. Misafiri bu işte para kazandırmadan sürdürülebilirliğe dahil etme şansımız bizim olmadığını gördüm. O yüzden biz bir program hazırladık. Misafir otelimize geldiği zaman uygulamayı indirdiğinde orada yaklaşık bir 11-12 tane görev var. Misafirler burada kalış süreci boyunca puan toplayabiliyorlar. Ve bu puanı otelden ayrılmadan önce de paraya çevirebiliyorlar. Ve bu parayla da otellerimizin farklı lokasyonlarında harcama şansı var. Yani bizim bir şekilde misafiri bunun içine dahil etmemiz gerekiyor ki farkındalık yaratmak için. Otel yöneticileri Kültür ve Turizm Bakanlığı her şey dahil sistemi mevzuatta yeniden tanımlarsa atık yönetiminin bu ilk üç aşamasında ellerinin güçleneceğini de savunuyor. Her şey dahil sizin otellerde yediğiniz ve içtiğiniz her türlü yiyecek içecek zaten fiyatını siz ödediniz ve her şey dahilimizin içinde.
Ödemediğiniz şey masanın üstünde bıraktığınız ürünlerdir. Ve bizim için gerçek maliyet esasında odur. Bu yüzden özellikle bakanlıkların da bu konuda bu konuyu tekrar ele alıp her şey dahilin açıklamasını çok net bir şekilde yapması gerektiğini düşünüyorum ben. Her şey dahil de maalesef ben nasıl olsa bunun parasını ödedim düşüncesiyle hareket ettiği için masada bırakılan yemekler veya içecekler çok gözlerine batmıyor açıkçası. Ama onun ücretini misafir kendisi ödese o esnada emin olun ki hiç kimse masada bir şey bırakmadı. Büyük ölçüde ayrıştırarak çıkarttıkları organik atıkların geri dönüşüm aşamasından itibarense oteller süreçte aktif rol üstlenmeyi bırakıyor. İştahlı bir çalışma yaptık. Fakat demosunu da yaptık otellerimizde. Çok ciddi bir makine parkı getirildi. Otellerimizde kuruldu. Burada tabii kompostoyu sokmadan önce belirli bir ayrıştırmadan geçmesi gerekiyor. Başına bir eleman bulundurmanız gerekiyor. Elektrikle çalışan bir üründür. Enzimler vardır. Enzimlerin bir maliyeti vardır. Fakat dediğim gibi hepsi çok güzel ama çok çevreye ciddi bir şekilde bir koku yaydığı için biz bundan vazgeçmek durumunda kaldık. Bunu bir belediye, yerel belediyelerin bunları yaparsa daha organize ve daha rentabil olabileceğini düşünüyorum ben. Anlaşılan o ki oteller kompost üretimini fayda maliyet açısından işler görmüyor. Peki gıda atıklarından kompost üretmenin yolu burada kapanıyor mu? 3-4 tesis birleşip bir kompost tesisi planlayabilir mi veya bir bölgede bunu yapabilirler mi? Evet yapabilirler ama biz şunu öneriyoruz. Belediyelerin vasıtasıyla Büyükşehir Belediye'nin koordinatörlüğünde ilçelerde kompost tesisinin kurulması ve turizm tesislerinde buna destek olması hem maliyetleri azaltacaktır hem de bizim her zaman belirttiğimiz sıfır atık prensibini tamamen gerçekleştirmiş sayılırız. 2872 sayılı çevre kanunu çok açık. Atık üreticisinin sorumluluğundadır ve üreticisi atığı oluşturan kişi, firma veya kuruluş atığın bertarafına kadar oluşan tüm giderleri karşılamakla yükümlüdür. Şimdi burada katı atık tarife ücretlerinin belirlenmesi belediyelerimiz tarafından uygulanıyor. Uygulanmaya başladığında katı atık tarife ücretleri eğer yeterli miktarlarda olursa bir toplama maliyetlerini karşılamış olur belediyeler. İkincisi oluşan atığın geri kazanımındaki harcanan enerji olsun, iş gücü olsun bunun ekonomik kısmının karşılanmasında yeterli olacaktır diye düşünüyoruz. Bugün Antalya'da ilçe belediyeleri otellerin organik atığını diğer çöp konteynerlerinden topladığı karışık atıkla aynı çöp arabasına yüklüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin toplama merkezinde bu atıklar tırlara yüklenerek Kepez'deki Kızıllı Atık Değerlendirme Tesisi'ne doğru yola çıkıyor. Buraya gelen atıklardan organik kısmı ayrıştırılarak digesterlerde gaz elde ediliyor. Bunlardan da elektrik enerjisi elde ediliyor. Tesisin nihai kapasitesi 4000 ton gün. Aslında 29 yıllık nihai kapasitesi 4000 ton günken biz şu anda yaklaşık 3500 ton çöpü bertaraf ediyoruz. 28.27 megawatt'ta elektrik enerjisi üretme kapasitesi var. Organik muhtevasının ve çöp miktarının arttığı yaz aylarında elektrik üretimi miktarı artıyor. Kış aylarında elektrik üretimi miktarı daha az oluyor. Tesisin kurulu gücüyle yapılan hesapla yaklaşık 89.900 hanenin elektrik enerjisini karşılayacak kadar enerji üretiliyor buradan. Organik atıklar direkt hiçbir karışıma uğramadan, diğer mahalleden toplanan çöplerle karışmadan ayrı arabalarla gelirse daha iyi bir çözüm olabilir. Çünkü mahalle çöplerindeki maddelerle karışınca geri dönüşüm malzemeleri, işte tehlikeli atıklar, piller bile gelebiliyor maalesef. Yine karışmış oluyor bize, karışık olarak gelmiş oluyor. Ayrı toplanırsa bir tık daha çözüme kavuşmuş olabilir. Saf olarak organik atık olsa belki ama yine bahsettiğimiz gibi kaynağında ayrıştırmanın Türkiye'de tam yapılamamasından kaynaklı çöpün içerisindeki organiklerde de inert maddeler mevcut. Ve bu inert maddeleri ayırıp kompost yapmak feasible değil maalesef. Uygun da değil bunun kullanılması, toprakta kullanılması. Çünkü çöpün içinde karışık gelen organik atıktan kompost yapmak çok feasible olmuyor. İçindeki cam ayrıştırılamıyor içinden. Daha önce denemelerimiz var, bu konuda çalışmalarımız var. Ancak sağlıklı bir sonuç elde edilmedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Sürdürülebilir Turizm Yönetmeliğine göre 2030 yılına kadar oteller organik atık yönetimini de kapsayan 3 aşamalı sertifikalandırma sürecini tamamlamak zorunda.
Bugün Antalya'da sürdürülebilir turizm sertifikası için gıda atığının ölçülmesi, azaltılması ve yeniden kullanılması görevlerini kapsayan birinci kriteri tamamlamış otel oranı %90. Organik atığın daha verimli değerlendirilmesinde merkezi ve yerel yönetimlerle turizm işletmelerinin yeni işbirliği projeleri geliştirmeleri gerektiği ise aşikar.